ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Bırak dedim, bu benim meselem. Sakın bırakma Tufan'a, bırakma dedi. Bırak dedim, bu benim sakın. Bırak şu silahı. Allah aşkına diyorum ya. Bırak dedim, bu benim meselem. Sakın bırakma Tufan'a, bırakma dedi. Ya ver, bırak dedim. Ya sen ne yapıyorsun burada? Evet, şu silahı ver. Sen görmeden gidelim buradan. İlerle takip et. Büyümüşsünüz siz ya. Oh. Cemile teyze, sen niye Asin amcam mı getirdin? Cemile teyze, seni çok özlemişim. Ya boyunuz da benim boyuma yaklaşmış ha. Tipe bak. Hoş geldin Cemilem. Allah, nasıl oldu bu? Ben anlamadım, çok büyük sürpriz oldu. Vallahi bana da sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim size, sağ olun. Yok, teşekkürü sonra edersiniz. Sizin konuşacaklarınız vardır. Rıza dayı, hadi gel, biz gerekeni yaptık. Arkadaşları yalnız bırakalım. Teşekkür ederim size. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Nereden çıktı şimdi bu kadın, topladığınız hepsini evime? Ya kızım, sen ne karışıyorsun ya vallahi Allah. Çırpız kadın işte gelmiş, bak çocuklar ne kadar sevindi ya. Oh. Anne, misafirimiz kim? Kim? Söyle kızına misafirimiz kim, baban söylesin. Kızım ben anlatacağım, hadi yukarı. Hadi biz onları bırakalım bir konuşsunlar baş başa. Hadi yukarı, hadi bakalım. Hadi baş başa. Ya sen ne yaptığının farkında mısın? Sen beni mi takip ettiriyorsun Tufan? Seni takip ettirdiğime dua et. Çekip vursan ne olacaktı? Hapse mi girecektin? Geç bakalım, geç. Hala inanamıyorum. Vallahi ben de inanamıyorum ya. Sabah tahliye haberini duydum. Şaşkınlığımı görmen gerekiyordu. Cemile gelsene, oyuncaklarımızı gösterelim. Annem hadi siz gidin, oyuncaklarınızı sonra gösterirsiniz. Hadi. Ha? Ay canım benim, gel otur. Ay. Ne rüyada gibiyim Cemile. Bu bıçakçılar ne iyi insanlar çıktı ya. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Allah onlardan razı olsun. Öyleler. Öyleler. İyi insanlar. Hatta bazen bu iyiliklerinin karşısında o kadar üzülüyorum, küçülüyorum ki her şeyi itiraf etmek istiyorum. Yeşilim, aman diyeyim, sakın bak. Yapma, bütün emeklerimiz boşa gider. Orası öyle. Baksana Yunal'a, ayağa kalkar kalkmaz kapıya geldi. Allah'tan bir şey olmadı. Tufan aldı götürdü neyse ki. Ben onu görseydim yapacağımı bilirdim ama neyse. Anne, cellat mı geldi? Yok annem, yok. Biz cezaevindeki bir arkadaştan bahsediyorduk Cemile ile. Şimdi sizin oyuncaklarınız bu kadar mıymış çocuklar? Anne, Cemile diyeceğim bize mi kalacak? Yok annem, kalmayacak. Keşke bizde kalsaydı. Sahiden Cemile, sen nerede kalacaksın? Ayşe abla da kalacak. İyi. İyi kadın, iyi kadın. Vallahi olmasaydı o gece sokakta kalırdık biz. Yani Ayşe hakikat bir kadın vallahi. Bir süre onda kalırım ben. Sonra bir iş bulurum. Bir de ev bulurum. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı. Nasıl? Gel ya. Hadi gel Cemile teyzemizi odamıza gezdirelim. Olur. Cemile, gel sana kınayı gezdirelim. Cemile teyze, konaktaki yolumuz o kadar güzel ki televizyondaki evlerden bile daha güzel. Siz sonra gezdirirsiniz, olur mu? Ama anne, ben şimdi gezdirmek istiyorum. Yeşil'in bir sıkıntı mı var? Yok,
Yok canım, yok bir sıkıntı yok da ne bileyim, bilemedim şimdi. Hadi anne, kırma bize. Gösterin bakayım bu odanız neredeymiş, hadi. Evet. Giy ayakkabını annem. Ha? Yani ne kadar sevindi çocuklar ya. Yasin vallahi iyi yakaladın ha bak. Ben Allah zaten... Allah. Vallahi şimdi yalan yok. Sağ olsun Ayça düşündü yani. Ayça bizi yönlendirmeseydi böyle bir kadının varlığından haberimiz bile olmayacaktı bizim. Yani ufak da olsa bir yardım olduysa ne mutlu bana. Ayça'm ya ne güzel düşündün. İyi kalpli arkadaşım benim. Yeşil'in kendi yetmedi. Hapiste ne kadar hırsız, uğursuz arkadaşı varsa konağa mı gelecek? Hadi buyur. Kızım bir sus diyorsak lan ayıp ya. Ha duyarlarsa duysunlar da. Kendi evimde kimden korkacağım? Gülendir. Vallahi Gülendir annem haklı. Bıçakçı konağı cezaevinden çıkanlar ilk durağı oldu. Daha gelen çok olur. Gülendir anne, acaba biz müştemilata bir oda daha mı ekletsek? Rukiye yine geldin, bu da konuşuyorsun ya. Bu kız senin yüzünden cezaevinde yattı ha. Biz de özür mahiyetinde bir şey yaptık işte. Niye bu kadar uzatıyorsunuz konuyu ya? Kapatın konuyu. Vallahi baba oğul ben size ne diyeceğimi şaşırdım. Ya verseydiniz bir hediye, geçseydiniz da. Ayça ayrıca kusura bakma da, öyle hapisten arkadaş getirme fikri hiç iyi bir fikir değilmiş. Kim bilir ne belalar getirecek peşinden. Hiç şey yapma, aman aman bir suçu yok ya. Seri katil falan değil yani en azından, içiniz rahat olsun. Hayır işledik kızım, hayır. Biz sizsiniz ya akıllı. Baktık, inceledik işte. Bağ bak İstak Ali. Hayır, yaptım bitti. Ben bir daha o kadını konağımda görmek istemiyorum. Sakın! Gülendir, sen hayırdır böyle af krizin herkesin içinde? Neyse ben kalkayım o zaman. İyi günler size. Dur, ben seni geçireyim. Ayça sağ ol, tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi şeysin, bak. Annemin söylediklerini alınmadın değil mi? Yok canım. Emin misin? Sen kendi başına ne iş tutarsın Ünal? Ana. Madem çekip vurmaya cesaretin vardı, ne diye bekledi bu zamana kadar? Ayağa kalkmayı bekledim. Bıraksaydı da vursaydım. Biri gider üstlenirdi. Sen gideceksin. Güpegündüz herkesin göz önünde birini vuracaksın. Adamlarımızdan biri de gelip bunu üstlenecek öyle mi? Olacak iş midir bu? Ne olmuş? Bana bak. Bundan sonra ne o evin ne de Yeşil'in etrafında olmayacaksın. Duydun mu beni? Bak bu sana son ihtarım. Anladın mı? Anladım. İyi. Baba anne bak Cemile geldi. Gördüm yavrum, gördüm. Allah, siz olmasaydınız ben kim bilir daha kaç sene içeride yatardım. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ya teşekkür edilecek bir şey yok. Biz sadece adaletin sağlanmasına vesile olduk. Geçmiş olsun kızım. Allah razı olsun. Babaanne Cemile'ye odamızı göstereceğiz. Hadi Cemile odamıza gidelim. Müsaadenizle. Estağfurullah. Cemile teyze, odamızda çok fazla oyuncak var. Ayakkabınızı çıkarın anne. İşte burası odamız, geldik. Aa, ne kadar güzelmiş odanız sizin. Cemile teyze, beğendin mi? Beğenmek de kelime, bayıldım. Aa, ne kadar çok kitabınız var ya. Oo, daha dolap da dolu. Bak, bunun bizde serisi var. Cemile teyze, açırsan şu arabaya bak. Aa, bu araba var ya böyle uzaya bile gider ha. Al bakalım. Ya Yeşil'im, ben bu konağı hiç böyle hayal etmemiştim yani. Maşallah, bizim cezaevinden daha büyük. Sen bir de bahçeleri gör. Gülendir Hanım, tam tahmin ettiğim gibi çıktı.
gıcık. Bana bir bakışı var. Olacak iş değil Yeşilim, olacak iş değil. Öyle görünüyor, öyle görünüyor da bakma sen aslında. Özünde vicdanlı, iyi kadın diyelim. Aman Cemile, çocuklarıma iyi davranıyor. Benim için önemli olan o. Baba, ben idmana gidiyorum. Toplantının detaylarını sonra konuşuruz. Tamam çocuğum, hadi Allah'a emanet, sakatlanmayasın dikkat et. Ana, ana bak duanı eksik etme bu hafta İspanyollarla. Son hafta artık o pazarlığı sayende bağlayacağız sezbihlerle, dualarla. Ederim oğlum, ederim oğlum. Etmez miyim? Hayırlısıyla güzel olacak. Ağzın bağlayasın. Maşallah. Bakıyorum bütün bıçakçılar birlik oldunuz. Oğlum benden ayırmak için. Kızım niye böyle ediyorsun ya? Kurban olayım sana. Bu çocuğun basına konmuş bir talih kuşudu bu ya. Ulan bütün futbolcuların anası ister böyle transferi, bize istemiyorsun ya. Ben böyle şey görmedim. Gülü kurban olayım etme ya. Alo. Yasin Bey merhabalar, ben laboratuvardan arıyorum. Daha önce yaptırmış olduğunuz DNA testi için sonra gelirim demiştiniz. Gelmediniz, hatırlatmak istedim. Tamam, geliyorum ben. O kimdi ya, ne oldu? Engin Hoca. İdmandan önce gel deyip konuşalım dedi. Ver. Onlar da gitme diyecekse. Bak kurban olayım, herhangi bir transfer detayı vermek yok. Ağzını kapalı tutacağız o. Tamam, vermem, hiç merak etme sen. Hadi kaçtım ben. Tamam, hadi kaç, hadi. Anne. Baba. Tamam, ben de. Sen canını sıkma. Hadi görüşürüz. Tamam yavrum, ben de, hadi. Gülü, bak bu çocuğun yanında etme şunu diyorum sana ya. Aklı kalacak, yapma şunu ya. Konuş annemle, konuş, hadi. Hadi canım. Anne, sakin ol ya, yapma böyle. Ne yapayım kızım? Baban oğlumu dünyanın öbür ucuna gönderiyor diye kutlama mı yapayım, ne yapayım? Ya kutlama yap da demiyorum da, abim için çok önemli bir gelişme bu. Biraz olumlu tarafından mı baksan? Hep Yeşil yüzünden. Geldiği günden beri huzurumuz kalmadı. Ruki, başladın yine ha. Kızın ne suçu var şimdi? Karlıcalar Yeşil'i alamadıkları için bize düşman oldu mu? Oldu. Takıma sponsor oldular mı? Oldular. Yasin gidecek miydi? Rukiye doğru söylüyor. Yasin mecbur kalmasa hiç gider miydi? Ersin'in takımını bırakır mıydı hiç? Hiç gitmezdi, hiç. Gidiyor Mendebur. Vallahi kendimi zor tuttum yani. Ben bence bir sıkıntı çıkarmadan gideyim. Ayşe ablanın haberi var değil mi? Var Yeşim, var. İyi tamam, ben Samet'e söyleyeyim, seni bıraksın o zaman. Olur mu öyle şey ya? Ben kendim giderim, zahmet etme sen. Olur. Söylerim ben. Hadi gel. Kolay gelsin. Yasin Uçakçı mı? Merhaba, hoş geldiniz Yasin Bey. Hoş bulduk. Dosyamla ilgili birkaç eksik varmış da onun için geldim. Yasin Bey, Aysel Hanım size eşlik etsin. Tabii ki. Buyurun Yasin Bey, beni takip edebilirsiniz. O gelen futbolcu Yasin Uçakçı değil mi? Evet o. Of, çok yakışıklı. Hoş geldiniz Yasin Bey. Hoş bulduk, merhaba. Sizi de buraya kadar yorduk, kusura bakmayın lütfen. Önemli değil. Nereye imza atıyorum? Hemen çıkarayım dosyayı. Şuraya atabilirseniz. Test sonucunuzun ıslak imzalı örneği burada. Onu da size teslim edeyim isterseniz. Daha önce bir örneği verilmiş herhalde. Yok, gerek yok. Sizde kalabilir ya. Ben de varsa.
Bir dakika, bir dakika. Bu sonuçta hata var. Bu bana gelen sonuç böyle değildi. Nasıl olur? Bir karışıklık olmasın? Hanımefendi, yani bana gelen raporda akrabalık bağı %99'du. Yani çocuklar benim yeğenim. Bu teste kanıtlanmıştı. Yasin Bey, bizden kaynaklı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama isterseniz testi yenileyebiliriz. Çocukların gelmesine gerek yok. Numuneler var elimizde nasılsa. Edelim. Tekrar edelim. Ama bu sefer numuneleri ben kendim getirmek istiyorum. Annelerin onayını almıştık daha önce. Getirebilirsiniz. Tamam, siz bana söyleyin. Ne gerekiyorsa yapalım. Bir an evvel bu işi bitirelim. Yani meyve sularının pipetini alıp oradan tükürük örneğiyle biz bunun kontrolünü yapabiliyoruz. Ya da işte tarağa takılan saçlarla birlikte saçın bir tane telini getirmeniz bizim için kafidir. Tamam, tamam. Hı-hı. Halledeceğim. Beni çağırmışsın baba. Gel ülkeye gel. Gel kızım, gel. Otur böyle, az konuşalım ha. Rukiye, şimdi bu Yeşil'in gelişi, benim Ersin'in çocuklarını öğrenmem, yani bütün bunlar kızım benim için de hiç kolay olmadı ya. Birden bir dede olduk, onun sorumluluğu ayrı. Hani bir yandan da bu gaybana, garlıcalara karşı aileyi korumak filan yani. Hani bir günümüz olsun olaysız geçmedi ya. Yani ben biliyorum ha, bütün bunlarla uğraşmak hiç kolay değildir yani. Demem o. Ya bizim ailemizin içinde de oldu bir takım hani sevimsiz şeyler. Sen bir garip bir hırsa kapıldın. Olmayacak işler ettin ama günün sonunda hani doğru yolu buldun ha. Şimdi demem o ki Rukiye, benim güzel kızım bak. Hani bu kadar hengamenin arasında ben daha kendime ne dur diyemedim ki. Çağa gelip hani nasılsın kızım diyeyim ha. Anladın? Alın. Tamam kızım. Yani rahmetliyi defnettiğimiz gün geldik abi eve. Ailen geldi seni almaya. Yani sen dedin, ben ömrümün sonuna kadar abi bu bıçakçı konağında yaşayacağım. Burası benim evim dedin, dedim. Bak İshak Ali işte o gün dedim ha. Bu kız esaslı bir bıçakçıdır. Ben bu eve gelin geldim. Hayatımın en güzel günlerini de burada geçirdim. Hayallerimiz vardı baba. İki tane çocuğumuz olacaktı bu konakta, bu bahçede büyütecektik. Olmadı baba. Önce çocuklarım olmadı. Ersin beni unuttu. Buradan göçüp gitti. Yeşil geldi. Ben dedim ki acımı içime gömeyim. Oturayım bir köşede. Yapamadım baba. İçime oturdu. Ben birden el oldum. Kızım deme öyle. O ne dur ya? O el ne dur? Sen gelin değilsin. Sen benim kızımsın ya. Menevşe'den ayrı tuttun mu ben seni Rukiye? Yok bak, unutma bunu. Sen benim kızımsın, yapma Rukiye. Gecesek hepsi gecesek ya. Bak sen bu kapıdan içeri girdiğin gün benim kızım oldun. Hep olacaksın ha. Bunu hiç unutma Rukiye. Tamam kızım. Thank you.
Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk Osman'ım. Kolay gelsin. Sağ ol. Abi. Menüşe. Valim. Burada ne işin var? Müsaitsen biraz konuşalım mı? Konuşalım tabii. Evde bir sıkıntı yok değil mi herhangi? Yok merak etme. Ha. Konuşalım. Ya bu transfer olayı. Senin için çok önemli. Biliyorum. Ama annem çok üzülüyor abi. Ben de üzülüyorum, o ayrı. Ama Ersin abimden sonra annemin sana olan düşkünlüğünü biliyorsun. Şimdi sen gidersen kadın yıkılır. Bir daha toparlayamayız onu. Anlıyorum yani valim. Şimdi annemi de anlıyorum. Ama hani şimdi kariyeri bir kenara bıraktım. Ya onca yaşananlardan sonra bak ben senin abinim, beni tanıyorsun. O formanın üstünde karlıca yazdığı sürece ben o formayı giymem. Biliyorum. Tamam işte, bütün mesele bu işte. Haklısın da. Ama annem de yaşadıklarından sonra senden ayrı kalmak istemiyor işte. Kadını o halde görünce geleyim bir konuşayım dedim seninle ben. İyi yaptın, iyi yaptın. Üzülmeni de anlıyorum. Anlıyorum, ballim benim, gel. Ama dur bakalım. Pek bir şey yok ortada. Belli olmaz. He? Oy. Hadi ben geç kaldım antrenmana. Ben geçiyorum. Tamam. Ben de gidiyorum. Tamam. Hadi şey yap, dikkat et. Menevşe. Tufan. Hayırdır? Kim kaç gol attı diye kontrole mi geldin kulübe? Önce merhaba Menevşe. Merhaba Tufan Bey. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Sizleri sormalı Menevşe Hanım. İyi olursun tabii. Abim gidiyor ya takımdan. Ama ben hiç iyi değilim. Sizin o formalarınız yüzünden abim gidiyor. Senin için yapabileceğim bir şey var mıdır? Ne yapacağım? İstesem abimin gidişini mi engelleyeceksin? Yasin. Hayırdır abi? Dalgın görünüyorsun. Transferle ilgili mi? Yok abi ya, işte başka bir şey. Yani aslında transferi düşünüyordum. Abi bunu düşünecek ne var ya? Ben senin yerinde olsam var ya bir saniye bile düşünmezdim. Biliyorum biliyorum, yani kabul. Güzel teklif de. He? Ya bizimkileri biliyorsun işte. Az önce Menevşe geldi buraya. Annemin ne kadar üzgün olduğunu söyledi bana. Kafam ona takıldı biraz. Beyler. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama idmanımız başlamak üzere. Ne oturuyorsunuz? Haydi. Herkes sizi bekliyor. Kalk. Ördekler nerede yaşar? Suda. Suda. Aslanım da geldi. Nasılsın amca? Ben iyiyim çocuklar. Siz nasılsınız? Ne yaptınız bakalım? Yaşamayacağızdık amca. Bakayım. Ben böyle bir güzel bir resim görmedim. Sen de çok güzel çizmişsin Boncuk. Sizle şöyle ortak bir etkinlik yapalım mı? Ben diyorum ki, babanızla benim çocukluk fotoğraflarına bakalım. Yaşasın! Ay yavrum, nereden aklına geldi şimdi? Biz daha geçen gün bakmıştık beraber. Ya olsun, bir daha bakalım. Çocuklarla şöyle geçmişi bir analım. Nerede fotoğraflar? Burada. Getireyim ben şimdi. Sana burada. Gel, buyur. İshak Ali Bey, müsait miydiniz? Tabii kızım, buyur gel, hayır olsun inşallah. Ben sizden bir şey rica edecektim de. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Çocuklar iyi değil mi? Yok, yok, yok. İyiler çok şükür. Şimdi ben çok uzun zamandır evden hiç dışarıya adım atmadım ya. He. Yarın tabii sizin de izniniz olursa
Bir Cemile'yi ziyarete gitmek isterim. Çocuklar onlar... Onlar burada kalacak. Tamam kızım, estağfurullah, neyse ya. Sen Samet'e söyle, o seni götürsün ha. Sonra da ararsın onu, gelip alır o seni. Çok sağ olun. Rica ederim kızım benim. İyi çalışmalar. Sağ ol. Hayırlı geceler olsun kızım. Hayırlı geceler. Bakın, burada babanızla amcanız daha sizin yaşınızda. Bu bizim ilk top oynamaya başladığımız zaman. Amca, babam mı daha büyük sen? Biz babanla sizin gibi ikiziz. Yani ikimiz de aynı anda dünyaya geldik. Kimse kimseden büyük değil. Amca ben İshak'tan büyüğüm. Olur mu kuzum? Siz ikiniz de aynısınız. Hiç de bile. Sen benden büyük değilsin. Yo, öyleyim. Ben ilk doğmuşum. Yavrularım benim. Siz ikiniz de aynı yaştasınız. Aynı anda doğdunuz. Bakın, burada da amcanızla babanız ortaokula giderken. Aa, bir şey mi oldu yavrum? Yok bir şey. Aa, bak bak, oldu oldu. Sen üzüldün sanki, ben anlarım. Ne oldu? Bizim bu albümde hiç resmimiz yok. Babamla da yok. Baksana babaanne, herkes var. Aa, benim güzel yavrularım. Sizin üzüldüğünüz şeye bak. Ben size hemen bir fotoğraf çekimi yaptırırım. Güzel güzel koyarım albüme, tamam mı? Gerçekten mi? Gerçekten. Söz mü? Söz. Babaanne sözü. Babaanneniz halleder. Gelin bakayım buraya. İşte bu. Siz. Uy, canım. Ana, ben çıkıyorum. Nereye Ünal? Bu defa kimin kapısına? Ana tamam. Sinirlendim, çıktım gittim bıçakçıların kapısına, bitti gitti. Şimdi doktora gidiyorum. Nereden çıktı bu? Ya tamam, ayağa kalktık ama bir göstermek lazım yine doktora. Kiminle gideceksin? Çocuklara söyledim, araba ayarlattım, onlardan biriyle giderim. Tufan Bey, ben doğrusu anlayamadım. Yani siz daha evvel Yasin'in gitmesini istiyordunuz. Ne oldu? Ben sizin söylediğinizi düşündüm. Ve Yasin'in kalmasının takım için daha faydalı olacağına karar verdim. O yüzden bu transferi iptal edelim. Aslında doğrusunu isterseniz karar tamamen Yasin'in. İspanyollar da bonservisi ödemeye hazır. Yani ödemeyi yaptıkları anda teknik olarak Yasin serbest kalmış oluyor. Peki bunu engellemenin bir yolu yok mudur? Yani aslında belki de olabilir. Şöyle, İspanyolları vazgeçirmek için bir toplantı talep edebilirim. Ama bunu tek başıma yapamam. Siz veyahut Levent Bey'in onayı olması gerekiyor. Ben onaylıyorum. Tufan Bey, siz gerçekten bunu neden yapıyorsunuz? Vallahi en iyi topçumuzun takımda kalmasından yanayım ben. Bu yüzden. Peki. Dediğinizi yapacağım. Ama benim de sizden bir talebim olacak. Nedir? Formaların üzerindeki karlıca yazılarını kaldırmanızı istiyorum. Yani takımda kalacaksa sonuçta Yasin, onun motivasyonu açısından mutlu olması çok önemli. Değil mi? Hele şu sağ tarafa bir çek bakın. Çıkın.
Siz biraz gidin dolaşın, arabayı ben kullanacağım. Siz gezmeye gidin. Hava alın, dolaşın. Sonra da sizi gelip buradan alacağım. Ama oğul. Sen kime ama diyorsun? Hele benim bir yüzüme bak bakayım. Size gidin, gezin, dolaşın diyorsam dediğimi yapacaksınız. Sonra da gelip sizi buradan alacağım. Hadi bakayım. Nereye böyle Yeşil Hanım? Kimseye haber vermeden? Gülender Hanım şey, temizlik bitti. Cemile'ye yardım etmeye gideceğim. Sen kimden izin aldın da böyle yollara düşüyorsun? İshak Ali Bey'den. Sen bana neden sormuyorsun? Anne, Yeşil'in bir yere gitmesi için kaç kişiden izin alması gerekiyor? Bırak gitsin. Aman iyi. Git. Ben de torunlarımla ilgileneyim bari. Ya sen anneme bakma. Abartabiliyor böyle işte arada. Yasin. Efendim. Yok bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kim seni benden uzak tutabilir ki Yeşil? Çocuklar çizgi film izliyorsunuz. İşte böyle. Ha? Amca çok güzel olmuş meyvesiydi. Afiyet olsun, afiyet olsun. Yasin, bahaneye getirmedin. Ben de isterim. Getiririm babaanne. Sen istersin de ben getirmez miyim? Tabii. Bitti mi? Verin bardakları. Babaannenizi de getireyim, size de getireyim o zaman meyve suyu. Pipet koyma ama. Ben getiririm mutfağa, verin bana. Yok, ben hallederim ya Lami abla. 40 yılın başı benden meyve suyu istemiş babaanne. Sorun yok. Yeşil Hanım, ne zaman almaya geleyim sizi? Ben sana haber ederim, olur mu? Sana da zahmet verdim, çok sağ ol. Estağfurullah, ne zahmeti. Demek ikinci bir yerin daha var Yeşil. Thank you.
Yasin Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sizi bekliyordum. Çocuklar bundan meyvesi içti. Olur mu? Olur. Peki sonuçlar ne zaman çıkar? Bir iki güne belli olur. Ben sizi çıkar çıkmaz ararım. Teşekkürler. Yalnız sizden bir ricam var. Bunun tamamen gizli kalmasını istiyorum. Yani tüm çalışan personelleriniz de dahil olmak üzere bu örnekleri verdiğim kimse bilmemeli. Hiç kimse bilmeyecek. Merak etmeyin. Teşekkürler. Kolay gelsin size. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Kafayı yiyeceğim. Dosya ortada yok. Ya yıllarca plan yaptık ya. Ya bebelere bıçakçı soyadını aldırdık. Ya bu olacak iş mi şimdi? Nerede bu dosya Ayça, nerede? Bak kesin dosyayı incelemeye aldılar. O bana test için yardım eden kız vardı ya, o işten ayrılmış. O olsaydı kesin hallederdi. O rapor ortaya çıkarsa herkes her şeyi öğrenir. O zaman da çocukları da beni de kapının önüne koyarlar. Yeşim sen şimdi bir ümitsizliğe kapılma. Tamam mı? Dur hele. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Birincisi eğer denetime girdiyse rapor bir şekilde elimize geçirip yok etmek. İkinci seçenek ne? İkincisi de Yasin'e her şeyi itiraf etmek. Ay Yeşil delirdin mi sen Allah aşkına ya? Kızlar yapacak bir şey yok, böyle çaresiz beklemektense her şeyi anlatmak daha doğru. Ay. Kolay gelsin. Merhaba, buyurun. Ben Ayça Hanım'ı soracaktım. Kendisi burada mı? Ayça Hanım bugün izinli. İzinli. Peki, kolay gelsin. Yasin arıyor. Bir şey mi oldu acaba? Aç telefonu, aç. Aç, aç. Alo? Menevşe'nin yanına gidecektim de. Eğer işin yoksa sen de gel diyecektim. Ay çok güzel olurdu ama ben işteyim yani. Bugün de biraz yoğunluk var. O yüzden gelemeyeceğim galiba. Hayda. Önemli bir şey mi oldu? Yok, yok. Ya benim şu İspanya meselesi işte yani. Menevşe'nin canı biraz sıkkın gibiydi de o yüzden şey yaptım. Hani destek olursun diye sana da gel demek istedim. Ama çalışıyorsun canım, ne yapalım? Anladım yani işte biraz işlerde yoğun ama ben erken çıkmaya çalışırım istersen. Tamam tamam, sorun yok. Başka zamana. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Menevşe için aramış. Bir şey yok. Ne? Bir şey mi olmuş Menevşe'ye? Ya Yasin'in şu İspanya transferi için Menevşe'nin canı sıkılmıştı, onun yanına uğrayalım dedi. Bir şey olmasın da ama tamam, neyse. Ayça, biz bu raporu nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Kafana göre izin veriyorsun, bu çocuklar bu da perişan. Kızım lafını bil de konuş, ben her şeyi sana mı soracağım? Bana soracaksın. Deme. Efendim. Oy, ne yapıyormuş torunlarım? Annem neydi? Dedim ya halacığım, Cemile ablamızla birlikte. Kaç saat oldu, gelmedi hala. Annemiz gelmeyecek mi? Gelecek yavrum. Yoksa annemi hapise mi götürdüler? Olur mu öyle şey halacığım? Cemile ablanızın evine temizlik için yardıma gitti anneniz. Saatim de hala ortada yok. Ya dur tamam. Arayayım işte ananızı ya. Dur. Dur çalayım. Kim? İshak Ali Bey arıyor. Alo. Alo Yeşil kızım. İshak Ali Bey buyurun. Ya bu uşaklar seni özlemiş. Dur bir lira durdukları yerde. Ha,
Öyle mi? Tamam, tamam. Ben şimdi çıkıyorum. Geliyorum hemen. He? Tamam. Tamam, Samet al şunu, al seni. Tamam kızım, haydi. Tamam. Benim gitmem lazım. Çocuklar durmuyormuş. Bak, bu kadar işte geliyor ananız. Allah Allah, nedir bu af kurmak, nedir böyle ya? Gelsin bakalım, gelsin. Bak, ananız geliymiş ya. Bırakır mı sizi? Bekletmedim değil mi? Yok yok, yeni geldim ben de. Merak etme Yeşil, elbet seni tek yakalayacağım. Senden bir ricam olacak. Ne demek Yasin? Konu nedir? Şu bizim Ayşe var ya, Meneşe'nin arkadaşı. Evet, Ayşe'yi biliyorum. Ha. Onun hakkında bir araştırma yapmanı istiyorum. Hayırdır? Bu kızın nereden geldiği, geçmişi, kim olduğu. Şöyle detaylı bir araştırma yapmanı istiyorum. Fakat senden bir ricam daha var. Bu mevzu aramızda kalsın. Babama falan söyleme, olur mu? Tamam. Ben bir araştırma yapayım, sana haber veririm. Tamam, sağ ol. İyi gezdiniz mi? Yok ağolu, seni bekledim. Vallahi ben gezdim dolaştım. Kafam rahat. Kafam da rahat kalsın istiyorum. Eğer birine bir şey dediğinizi duyarsam. Biliyorum ağolu. İyi, aferin, aferin. Ya insan böyle gezince, hava alınca bir iyi geliyor ha. Oksijen iyi geldi. Hadi gidelim. Yeşil nerede kaldı? Kusura bakma Yasin. Cemile'ye yardım etmem gerekti. O cezaevindeyken çocuklarla bana çok yardımcı olmuştu. O yüzden evini tek başına toparlamasına gönlüm razı gelmedi. Yo, iyi yaptın, iyi yaptın. Ya çocuklar merak etti seni de. Ama rahatladılar şimdi. Sen geç yanlarına hemen. Tamam, hemen geçiyorum. Sağ ol. Boncuk. İshak, hadi gelin annem. Neredesiniz? Anne! Geldim. Heh, gözünüz aydın, geldi anneniz. Geldim tabii, geldim ya. Söyleyin bakayım, siz niye bu kadar huysuzlandınız? Anne, seni çok özledi. Anne, hani bizi bırakıp gitmeyecektin? Annem, sizi bırakıp gitmedim ben. Cemile teyzenize yardım edip geldim. Yeşil, senin bir değil iki sorumluluğun var. Sen nasıl bir annesin böyle? Sen neden başka insanlar için kendi çocuklarını perişan ediyorsun? Dışarı çıkıp saatlerce gelmemek ne? Belli ki bu çocuklar sana düşkün. Gülender Hanım, o nasıl laf öyle? Ben gayet iyi bir anneyim. Bakın bunca zamandır ben tek adım atmadım dışarıya. Gerekirse hiç adım atmayacaksın. Bu çocukları üzecek hiçbir şey yapmayacaksın. Gülender, tamam da arkadaşlarına gidip gelmiş kız işte. Hep evde, hep evde olur mu? Gerekirse hep evde oturacak. Çocuklarının başında duracak. Ben hep çocuklarımın başındayım zaten. Bunca yıl ben baktım tek başıma onlara. Anne, yeter bak, çocukları korkutuyorsun. Ya,
Yavrum, korkmayın siz, tamam mı? Biz annenizle konuşuyoruz sadece. Kızım, sen al çocukları git hadi yavrum, hadi. Hadi annem, biz gidelim, hadi. Gülender, biz sana böyle mi davrandık? Ne ilgisi var anne? Onca saat bu çocuklar böyle perişan edilir mi? Kendi istediği yere gitsin, geçsin, bahane. Ama iş torunlarıma geldiğinde, işte orada karşısında benim olur. Bu sabah veteriner bütün atları kontrol etti ağabeyim. Herhangi bir sorun var mı? Yoktur ağabeyim. Hepsinin sağlığı yerine maşallah. İyi. Şemud Efendi, yarışlara az kaldı. Hazırlığını eksiksiz yap. Sen nasıl dersen ağabeyim. Ağam, beni çarpmışsın. Şemud Efendi, hele sen bize bir müsaade et. Dilaver'le konuşacaklarımız var. Onları düşündüm. Seni o yüzden çağırdım Dilaver. Ağam, çok şükür başını belaya sokacak bir şey olmadı. Oldu Dilaver. Tufan'ın emriyle beni takip etmişsin. Sen nasıl böyle bir şey kalkışırsın lan? He? Ne zamandır takip ettiriyor Tufan? Ağam, ilk defa o zaman oldu. Bu bıçakçıların konağına gittiğin zaman. O da vallahi seni düşündüğünden ha. Başın belaya girmesin diye. Dilaver, doğruyu söyle. Ağam, vallahi doğru diyorum. Başka olmadı. Dilaver, ispiyoncuları hiçbir yerde sevmezler ha. Ayağın ipten kal. Bir daha kimin emri olursa olsun, beni takip ettiğini görürsem, duyarsam, başına gelecekleri sen düşün. Tabii ağam. Sen nasıl diyorsan. Aferin. Ünal, hoş geldin oğlum. Ana, hoş bulduk. Gel hele, gel. Nasıl geçti? Valla işte gittik doktora, doktor böyle bir baktı. Dedi senin dedi çok fazla kas kaybın var. Ne olacak şimdi? Ne olacak? İşte dedi haftada bir bana gelmen lazım dedi. Seni fizik tedaviye alacağız, orayı dedi güçlendirmemiz lazım dedi. Ne yapacaksın? Gideceksin tabii. Tabii, haftada bir gitmem lazım. Kahve içersin. Olur. Kızlar, Ünal ağanıza kahve yapın ha. Tamam ana. Of. Hayırdır ağabey? Gözümün önünden babam gitmiyor. Hele son hali. İnsanın babasını kaybetmesi ne zormuş bu arada. Evet, hata adamdı, zor adamdı ama... ağabeyince böyle olması gerekiyormuş. Şimdi anladım. Sen bir de bana sor. Ateşi hala içimi yakar kavurur. Olay çok zor çok.
Oğlum in oradan aşağı, gel buraya. İn şu yastıkların içine bak, düşeceksin ya. Kızım yok kalem, yok. Kızım yok pembe kalemim. Başka kalem kullansan olmaz mı? O benim, Uğurlu kalemim. Kızım ders odasında kalmış olmasın. Gidip birlikte bir bakalım. Akşam ben burada resim yapmıştım ya anne. Tamam hadi gidin odanıza arayın. Hadi git. Hadi odanıza bakın. Gülendar Hanım. Sultan Hanım çocukları derse bekliyor. Siz zahmet etmeseydiniz ben getirirdim onları. Ama geç kaldınız. Neyse sen de gel. Sana göstereceğim bir şey var. Hayırdır inşallah? Görürsün gelince. Annemin çantasına baktın mı? Aa evet, oraya koymuştum ben. İşte burada. Aa İshak bak, bizim küçüklüğümüz. Bugün bunu çizelim mi? Tamam. Haydi. Hadi çağır çocukları, ne bekliyoruz? Haydi. Çocuklar hadi gelin. Geliyoruz anne. Bulmuşsun pembe kalemini. Buldum anne. Oy yavrularım hadi gelin hazırlanın, konağa gidelim de. Hadi giyin ayakkabılarınızı. Hadi yavrum. Oy pembe kalemi de varmış. Hadi bakalım haydi. He alo. He tamam, bu son iki maddeyle tamam dua. Tabii, tabii. Sen şimdi bunları aynen gönder, imzayı hazır et şunları. Por favor canım. Evet canım. Gracias canım. Ya öğreneceksin bunları ya. Artık İspanyolcanı geliştir biraz ya. Karşında bir beyin ilmileri bir oyuncunun menajeri var senin ya. Lütfen, rica ediyorum. Tamam, tamam. Vereceğim. Komisyonunu da vereceğim. Ya bir yemeğe çıkarırım işte. Ne bu yani? Evet çocuklar. Bugün size gölleri anlatacağım. Göl nedir biliyor musunuz? Su. Evet, aferin. Büyük su birikintilerine göl denir. Göle su nasıl dolar? Yağmur yağdığında gölleri doldurur. Biliyor musunuz? Bugün birlikte göl resmi çizeceğiz, tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım? Göl çiziyoruz amca. Amca bak. Bakayım. Bakayım oğlum nasıl yapıyorsun? Vay 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 vay. Ne güzel göl çiziyorsunuz siz ya. Amca, gölde yüzülür mü? Bu çok tehlikeli. Yani yanınızda bir büyüğünüz yoksa hiçbir suda yüzülmez. Amca, biliyor musun ben hiç yüzmedim. Ben de. Tamam. Şöyle yapalım o zaman, havalar güzel gidiyor, daha da güzelleşsin. Ben sizi havuza götüreyim. Yaşasın. Ben buraya havuz çizsem olur mu? Öğretmeniniz ne diyorsa, Sultan Hanım ne diyorsa onu yapın çocuklar. Tamam mı? Tamam. Amca, o bizim bebeklik fotoğrafımız. Evet, görüyorum. Bebekliğimizi çizsek olmaz mı? Aa, biz ne konuşmuştuk? Bugün gölleri çizeceğiz. Ama isterseniz gölün üzerine ördek ya da istediğiniz herhangi bir kuşu da çizebilirsiniz, tamam mı? Tamam. Çocuklar, şimdi bakın, siz göl çiziyorsunuz, en güzel gölü kim çizerse ben ona bir hediye vereceğim, tamam mı? Tamam. Ben şimdi gidiyorum,
Ben dönene kadar göl bitmiş olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin size be. Sultanım kolay gelsin. Sağ ol Nurhan. Yasin. Yasin. Çocuğum, yavrum. Üsküdar'da sefer oldu ya. Haydi gideceğiz. Kız kaldı da. Tamam ben hazırım hadi. He, anan şimdi yakalanmayalım anana. İki saate alınacak, uzanacak. Videomla uğraşmayalım. Haydi. Gülendar Hanım. Bu odayı torunlarım için hazırladım. Bundan sonra burada kalacaklar. Ne zahmet etmişsiniz. Ama çocuklarım benim yanımda hem mutlular hem de benden ayrılamazlar. Sen onlardan ayrılıyorsun ama. Gördük geçen gün. Çocuklar bu konakta bu odada kalacak. Sen de onları burada kalmaya alıştıracaksın. Yapmayın Gülendar Hanım. Çocukların halini görüyorsunuz. Gördüğüm için söylüyorum zaten. Sana bağımlılar. Bu da onları kötü etkiliyor. Dünya hali bu. Yarın öbür gün başına bir iş gelir. Çocuklardan ayrılmak zorunda kalırsın. Ne ben çocuklarımdan ayrılabilirim ne çocuklar benden ayrılabilir. O yüzden benim yanımda kalacaklar. Sen kim oluyorsun da dikleniyorsun ha? Buraya gel. Onca huzursuzluk çıkar. Sonra pişkin pişkin hep senin istediğin olsun ha? Yok öyle Yağma Yeşil Hanım. Sen hududunu çoktan aştın. Bu konakta da benim sözüm geçer. Kusura bakmayın. Çocuklar benim yanımda kalacak. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? İşim var. Senin işin benim Yeşil. Ya benim dediğimi yaparsın ya da... Ya da? Siz de mi beni hapse attırmak için iftira atarsınız? Öncelikle hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Konumuz Yasin'in transferi. Yani... Bizim konuşacak pek bir şeyimiz yok yani. Zaten İspanyollarla görüştüğümüzü açık açık söyledik. Aynen. Bu görüşmede de iyi bir noktaya geldik. Daha ne diyelim yani? Aynen öyle zaten kendileriyle de prensipte anlaştık sayılır. Ama yine de her şeyi bir enine boyuna konuşup ondan sonra karar verelim değil mi? Ya öyle tabii ki hocam. Da işte buranın da bir tadı kaçmaya başladı ya. Hani futbolda zemin önemli biliyorsun. Yoksa ayağımız kayar falan şimdi. O zaman yere daha sağlam basacaksın. Sen bizim için değerlisin Yasin. Allah Allah. Şöyle, sabah biz İspanyollarla bir görüşme gerçekleştirdik. Hı. Ne güzel. İyi de geçmiştir o görüşme herhalde. Gayet güzel geçtiyse Ali Bey. Sağ olsun İspanyol meslektaşlarımız bizi kırmadılar. Karşılıklı olarak Yasin'in transferinden vazgeçtik. Nasıl? Ne? Nasıl olur ya? Sen görüşmemiz iyi geçti dedin. Doğru, haklısınız. Gayet iyi geçti zaten. Fakat biz kulübümüz için, yani kulübümüzün çıkarları için Yasin'in kalmasını daha doğru olacağına karar verdik. Aslanım sizin çıkarınıza ne tuboylu ya? Sizin verdiğiniz karara göre biz nasıl hareket edeceğiz? Allah Allah, bir öyle değilsiniz, bir böyle değilsiniz ya. Bir dakika. Bizim niye haberimiz yok bundan? Baba senin nasıl bundan haberin olmaz? Benim nasıl haberim olsun Engin? Şimdi mi ama neyin alıyor? Ben böyle bir şey onay vermedim yani. Nasıl yapıyorsun? Abi saniye. Öyle oldu. Yani biz bu kararı Tufan Bey'le, ortağımız Tufan Bey'le karşılıklı olarak verdik. Çoğunluk kararı da bizde olduğu için size şimdi bildiriyoruz. Ama Tufan Bey benim şu an haberim oluyor yani. Ayıp denen bir şey var. Önceden haber verilmiyor muydu? Beyler. Nasıl yapıyorsunuz öyle bir şey ya? Ayrı bir yerden. Beyler. Lütfen.
Artık önümüze bakalım, olur mu? Ki önümüzde çok önemli maçlar var. Ve Yasin, takımda sana çok ihtiyacımız var. Okey? Hı. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Yani. Yasin. Tamam bir dur. Ne tamam bir dur, bir dur. Bir dur. Müsaadenizle. Ne olsun rengini, Allah'ını seversen. Yasin. Yasin. Onun ne işini yapılır tamam. Sakin. Bu çocuğun kariyeri ne olacak Engin tamam, ya? Tamam anlıyorum seni İsa Kari. Yasin. Yasin bekler misin lütfen? Ya sana ben gerçekten inanamıyorum. Sana gerçekten inanamıyorum. Yani o Tufan'la birlik olmanı beklemezdim. Hadi o Levent Bey neyse de... Sen? Ben? Sen Karlıcalar'ın tarafında olmazsın sanıyordum Mehir. Olmadım zaten. Ben senin tarafındayım. Ve bu hep böyle olacak. E bu ne o zaman? Bu ne? Tufan takımda kalman için benden yardım istedi. Ben de yardım ettim. İyi yapmışsın. Tufan'ın ekmeğine yağ sürdün yani. Tam olarak öyle olmadı aslında. Ben yardımım karşılığında onun formalardan Karlıca logosunu kaldırmasını istedim. O da kabul etti. Nasıl yani? Ya doğrusu tam ne yapmaya çalıştığını ben de anlayamadım ama... Sen kazandın. O formayı giymeyeceksin. DNA test sonuçlarınız çıktı. Gelip alabilirsiniz. Bak bu işin arkasından kesin başka bir şey çıkacak, emin ol. Bilemiyorum. Benim şimdi acelem var, gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Tamam. Yok aklım almıyor ya. Vallahi yok, delireceğim, kafayı yiyeceğim ya. Ulan son dakikada yapılacak şey mi bu ya? Ya İsa Kani, Allah'ını seversen bak... kulüpteki herkes Yasin'in kıymetini anladı. Sen bana söyle, en iyi sen bilirsin. Avrupa'da Yasin gibi bir forvet daha var mı? Ya yok işte yok, adamı Avrupa'ya, İspanya'ya götüreceğim ya. Senin de işine geliyor tabii. Yasin burada kalacak, senin işler çıkırında. Oh! Ya tabii ki Yasin'in huzuru her şeyden daha önemli. Ama evet, çok işime geliyor çünkü adam takımımdaki en iyi oyuncu. Ya bırak, yemişim Yasin'in huzurunu diyorsun ha? Yok yok. Bu Tufan Karlıca'nın başka bir hesabı var, ben sana diyeyim ha. Ne oldu? Hani işine geliydi Yasin'in gitmesi. Ne oldu da böyle geri dönüldü Engin? Sakar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bak yemin ederim, bu herkes için daha iyi olacak. El birliğiyle çocuğun kariyerinin içine ettiniz ha. İsa Kali. Bırak İsa Kali'yi ya. İsa Kali. Yasin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Sonuçlarınız hazır, isterseniz getireyim. Tabii, bekliyorum, bekliyorum. Yok yok, sorun değil. Buyurun. Yasin Bey, iyi misiniz? İyiyim. Bol
öyle iş görmedim arkadaş ya. Bu Tufan Garlıca denilen herif elinden ne geliyorsa yapmış ya. Sırf Yasin gitmesin diye elinden ne geliyorsa yapıyor. Tufan yüzünden mi kalıyor? Evet, Tufan yüzünden tabii. Yasin İspanya'ya gitmeyecek. Ulan nasıl oldu da sen çıkardın o ismi onun göğüslüğünden ya. Ha bunlar ilk defa hayırlı bir işe vesile olmuş da. Yasin'in burada kalacak. Çok şükür işte ben. Gelin efendim size. Hayır beyim sizi de. Allah'ım çok şükür yarabbim. Çok oy. Sevindim, çok sevindim. Haydi gözün aydın, haydi. Çocuğum burada kalacak. Ay Allah'ım çok şükür yarabbim. Çok şükür oğlumuz burada kalacak. İshak Ali, ben Yasin'in transfer meselesi iptal olsun diye kurban adamıştım. Yarın hemen keselim. Allah'ım sen bana asabı ver. Vallahi bak süzülürüm kadın sırf. Senin yüzün suyun hürmetine benim tepemin tasını yaptırmayın ha. Yasin nerede? Ne bileyim ben neredeyse nerede? Aradım asmadı telefonunu. Sonra hava almaya çıkmış bir şey gitmiş işte. Ya çocuğun da kafası karıştı tabii ya. Bir gideceksin diyorum. Bir kalacaksın diyorum. Ne yapsın evlat ne yapsın ya? Neyse bıçakçılar benim acilen işe gitmem gerekiyor. Bir siparişim vardı onu unuttum. Hadi hoşça kalın. Kesin bu nehirin katkısı çok büyük bu işte. Bak sen nehire. Hasbinallah. Gerçi ben ilk günden notunu vermiştim zaten. İshak Ali, sen şimdi bu hafta Haldun'u ara, onları yemeğe davet et. Şöyle bir yemek yiyelim, ağırlayalım. Yasin'imin burada oluşunu kutlayalım. Anladım ben. İspanyol verdim de. Hasbinallah'mış. Allah'ım çok şükür vallahi elim ayağım titriyordu. Resmen Yeşil'in oyununa geldik. Bıçakçıları kandırdım. Çocuklarımı nüfuslarına geçirdim diye düşünüyordur şimdi. Sorsan hepimiz çok akıllıyız. Kız cezaevinden çıkıp resmen hepimizi parmağında oynattı. Ayça da bu işin içinde. Allah'ım nasıl bir şeyin içinde düştük. Alo. Alo Bora Bey. Bir bilgiye ulaşabildin mi? Evet Yasin Bey. Ofise geçince ben de sizi arayacaktım. Ayça Hanım'ın dosyasına ulaştım. Kendisi 6 yıl önce Yeşil Hanım'ın kaldığı cezaevinden tahliye olmuş. Peki cezaevine neden girmiş? Ayça Hanım tam bir profesyonel. Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığından ceza almış. Bora Bey, Bora Bey bak, bu bilgi aramızda kalacak tamam mı? Ne babama, ne diğer kimseye bir şey söylemeyeceksin lütfen. Peki Yasin Bey, merak etmeyin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yani Yasin kalacak. Gitmiyor. Evet, çok şükür. Ya abim için de belki böylesi daha iyi olmuştur. Değil mi Ayça? Tabii canım. Tufan ağamız da bir centilmenlik yapmış tabii. Tabii canım. Yiğit öldür, hakkını yeme demişler. Vay be. Ya nereden nereye ya? Ama şimdi böyle bir jesti de yani karşılıksız bırakmak olmaz. Yani... bir şey yapmak gerekir. Hiçbir şey yapmazsak ayıp olur. Ne ayıbı Ayça? Hem var aklımda bir şeyler. Neymiş? Ne olacak canım? Bir kahve ısmarlarım. Hı.
Alo. Merhaba. Oo Menevşe Hanım. Hayırdır? Ben teşekkür etmek için aramıştım. Ha, ne için bu teşekkür? Abimin gitmesine izin vermemişsiniz. Ha, o mesele. Onun abinle alakası yoktur. Ben Karlıca grubun çıkarlarını düşündüm. Ha, bu kararında benimle konuşmanın bir etkisi yok yani. Geçen gün atölyeye geldiğinde bir şey ikram edemedim sana. Eğer müsaitsen bir kahve içelim mi? Bu bir teklif midir? Ya eğer böyle düşüneceksen boş verelim ya. Ben sadece teşekkür etmek istemiştim. Ya Menevşe Hanım, tamam biz sakin hemen atarlanmayın. Ben birazdan çıkıp geliyorum. Tufan! Birazdan geliyor. Hazırlık yapmam lazım. Ne hazırlığı? Menevşe. Ya ben. Kimdi o telefondaki? Bu bizim fabrikaların başındaki Reşit'tir. Yalan, ağzınıza yuva yapmış. Böyle mi yetiştirdim ben sizi? Babanızın kemikleri sızlıyordur şimdi mezarda. Ne oldu ana? Ne olacak? Kardeşin o bıçakçıların kızıyla konuşuyordu. Doğrudur ana. Onunla konuşuyordum. Sen şimdi saçma sapan şeyler düşünme. Kafanda bir şeyler kurma diye söylemedim sana. Düşünmem. Sen merak buyurma. Zaten beklemeye de hiç niyetim yoktu. Gerçi zamanım olsa şöyle şanımıza göre bir söz kesmek isterdim ama nasip. Düğünü artık. Ana Menevşe bunu kabul etmez ki zaten. Ne menekşesi Tufan? Bak elimde kalacaksın ha. Esma ile sözleyeceğim seni. Ya ana, Allah aşkına sen hala orada mısın ya? Ben Esma'ya gözle bakmam. Anam iyi düşünmüş. Esma'dan iyisini mi bulacaksın oğlum? Ben senin kime ne gözle baktığını çok iyi biliyorum. Bana bak Tufan. Bundan sonra karşınızda sizin her şeye he diyen ananız yok. Bundan sonra sizin karşınızda hanım ağanız var. Herkes haddini, yerini bilecek. Ben sana soru sormadım. Yapacağını söyledim. Ya. Eğer babanın mirasını sürdürmek istiyorsan benim sözümün üstüne söz etmeyeceksin. Sen hazırlıklarına başla. Hiç vakit kaybetmeden bugün o yüzükler takılacak. İnşallah. Ben kızın ailesine haber edeceğim. Ana! Şöyle güzel bir oynamayalı da epey olmuş da. Ersin. Kardeşim. Uğruna canını verdiğin yeşil hepimizi oyuna getirdi. Geçen gün buraya gelip sana dua eden çocuklar. Senin çocukların değilmiş. Gerçek babaları kim onu da bilmiyorum. Annem, babam, Menemşe, hatta neredeyse Rukiye bile çocukları sahiplendi. Ben şimdi bu gerçeği onlara söyleyince ne yapacaklar, ne edecekler hiç bilmiyorum. Ama sen merak etme kardeşim. Sen merak etme. Senin hatıranı kirleten o kadına ben bunun hesabını Yeşil'e soracağım kardeşim. Eğer benim adım Yasin Bıçakçıysa bunun hesabını soracağım. Thank you.
dayanmaya çalıştım. Ama artık gücüm kalmadı. O çocuklar neyse de kadının burada olması gururum kalmadı. Tükendim artık. Tükendim. Dayanamıyorum artık. Hani evlendiğimizde söz vermiştik ya birbirimize. Ne olursa olsun küs yatmayacağız diye. Ben küstüm artık. Ben gidiyorum. Babamın evine gidiyorum. Benim için en iyisi bu. Sen gülümü tut, sevduğumu tut, söz vermiş tut. Ölümüne sen yarimi dur. Alnımıza yazıldı yar bu kara yazı. Söz vermiş tuk tutamadık biz sözümüzü. Bedduam olsun beni hiç unutmayasın. Ölene kadar sevdiğim yarsız kalasın. Unutamam artık seni hep seviyorum. Senin için, senin için ben öleyim. Şey sizin için yaptım. Siz güvende olun diye. Bir aileniz olsun diye. Allah'ım yardım et bana ne olursun. Bana yol göster. Ben artık kendi kendime bu işin içinden çıkamam. Sen yarimi dur, sevdalimi dur. Olesiye sevdim seni, her şeyimi dur. Kader böyle ayırdı ya yollarımı. Yar yuvamız. Görüyorum bu aşk seni, beni de yakar. Ayrı düştük seninle yar sonsuza kadar. O güzel gözler ona yar doyamayır. Artık yeter sen onun için ağlamıyorum. Artık yeter senin için ağlamıyorum. Artık yeter senin için
ağlamayırım. Gitme. Niye? Seni her gördüğümde aldatıldığımı göreyim diye mi? Sen kazandın ya. Sen kazandın. Her şey senin istediğin gibi olsun. Ben sadece Ersin'i senden önceki gibi hatırlamak istiyorum. Anlıyor musun? Rukiye. Ersin. Ne? Sana hiç ihanet etmedi. Ne? Seni hiç aldatmadı. Nasıl hatırlıyorsan öyle. Rukiye. Sana daha önce de söyledim. Eğer başka çarem, gidecek başka yerim olsaydı, yemin ederim asla kapınıza gelip senin dersin hatırasını kirletmezdim. Artık ben de çok yoruldum. Çok yoruldum ben de. Dayanacak gücüm kalmadı. Seni böyle üzgün gördüğüm zaman bu vicdan azabına katlanamıyorum artık. Ersin. Ersin bana sadece abilik yaptı. Çocuklar. Ersin abiden değilsin. Seni bana o kadar çok anlattı ki. Hep seni sevdiğinden bahsetti. Keşke Ersin abinin gözünden kendimi görebilseydin. Çocuklar Ersin abinin değil. Ersin abi mi?
Rukiye! 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 Rukiye aç gözünü! Rukiye! Rukiye aç Rukiye, gözünü! Kızım. Rukiye! Ne oldu ya? Rukiye! Rukiye! Ne oldu bu kıza? Bilmiyorum, bayıldım. Rukiye! Kızım! Rukiye! Rukiye! Bu böyle olmaz, hastaneye götürmek lazım. Kızım sen arabanın kapısını aç. Ofiste kahve etmeyecek miydik? Takip et beni. Benim arabayla gitseydik. Yoksa kaçırmamdan mı korkuyorsun? Yahu seni ben davet ettim. Korksam çağırmazdım herhalde. Ya sen beni teşekkür etmek için çağırmamış mıydın? Bak yine atarlanıyorsun ha. Hadi hadi. Gel. Yasin, ne oldu? Kimsin ki? Evimizin içinde gidip yalnızca hayatımızı alt üst ediyorsun. Yasin, canım acı. Yürü! Yapma, bırak. Yasin! Artık yalanlarınla kimseyi kandıramayacaksın. Yürü! Yasin Bey, ne oluyor? İyi misin? İyiyim ben, iyi. Hadi git. Yeşil'i sorarlarsa Yeşil benle, merak etmesinler. Yasin, ne yapıyorsun? Bıraksana bunu. Yürü! Bırak! Telefonunu ver. Ne? Telefonunu ver! Bağırma, tamam. Al. Yürü. Yasin, nereye götürüyorsun? Hak ettiğin yere. Karıncalara götürme sakın, ne olur. Çocuklarımdan ayıracak bir şey yapma beni. Ama Yasin! 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 Sus! Yasin dur, ne olursun. Sus! Ne olur ya? Hazır mısın çocuğum? Her şey tamam mı? Çok az kaldı Gülendam. Çek bakayım beni bir tane. Tekli çek. Buradan çek. Nasıl oldu? Çok güzel. Lamiye! Lamiye! Buyurun Gülendam Hanım. Şu koltuğun arkasına vazoyla çiçek koy. Bir de o Yeşil'e söyle, çocuklara Menevşe'nin bayram için hazırladığı kıyafetleri giydirsin. Yeşil çıktı Gül Önder Hanım. Ne demek çıktı da? Nereye gitti bu kadın yine? Vallahi ben bilmiyorum. Yasin Bey'le apar topar çıktılar, çok önemli bir işleri varmış. Allah Allah. Yasin'in Yeşil'le ne gibi önemli bir işi olabilir ki? Belki de cezaevinden birini daha kurtaracaklar, bilmiyorum. Yok artık, daha neler. Lamiye, bundan sonra kim ne derse desin, o kadın benden izin almadan bu kapıdan dışarı çıkmayacak, tamam mı? Şimdi git çocukları hazırla, hemen buraya getir. Haydi! Tamam Gül Önder Hanım. Yasin. Gel. Yasin, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak beni. Ne yapıyorsun? Yasin, ne sesini kes. Sus. Yasin. Sessiz ol. Yasin. Yasin. DNA raporu sahteymiş. Bunca zaman duygu sömürüsü yaptın hepimize. Sen yas tutan bir aileyi kandırdın.
Rapor sahteydi. Ama ailenize karşı hissettiklerimiz gerçekti. Bak bu mezara, iyi bak. İyi bak. Benim kardeşim senin yüzünden öldü be. Onun yerine sen olmalıydın burada. Anladın mı? Yasin ne olur. Yasin yalvarırım, açıklamama izin ver ne olursun. Yalvarırım. Bana değil, Ersin'e anlatacaksın. Hadi anlat. Bizi nasıl kandırdığını, bize ne yalanlar söylediğini, duygularımızla nasıl oynadığını anlat. Yıllarca senin yüzünden Ersin'in yasını tutan annemi nasıl kandırdığını anlat. Anlat ulan buraya. Anlat ulan buraya. Ben böyle olsun istemedim. İstemedim, böyle olsun istemedim. Önce çocuğunu elinden aldın. Sonra yıllar sonra ortaya çıkıp Ersin'den olmayan çocuğunu torunun diye bizi kandırdın. Anlat. Sen nasıl bir insansın? Benim annem yıllar sonra o çocuklarla hayata tutundu, teselli buldu. Şimdi onun da elinden aldın. Tıpkı Ersin'in elinden aldığın gibi. Sen yalancının tekisin sen. Gidecek tamam, tek sen... bir yerim olsaydı çocuklarımı kurtarmak için başka çarem olsaydı yemin ederim kapınıza geldim. O Rukiye genç yaşta kocasını kaybetti be. Senin yüzünden çekmediği acılar kalmadı, yıllarca yasını tuttu. Şimdi bize neler yaşattığını anlatacaksın. O çocukların gerçek babası kim? Onu da anlat Ersin'e, onu da anlat Ersin'e. Hadi. 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 Anlat dedim sana. Özür dilerim. Özür dilerim, başka çarem yoktu ben. Her gün bunun vicdan adamını çekti. Özür dilerim. Ama beni öldüreceklerdi. Benim o çaresizliğimi kimse görmedi. Hiç kimse. Kimse görmedi. Vardım. Yalvardım. Ama kimse görmedi. Zaten 17 yaşında bir kızın çaresizliğini, sesini kim duyar görür ki? Bir tek o duydu benim sesimi. Bir tek Ersin abi duydu. Beni kurtarmak için kaç kere karlıcalara geldi. Bir tek sen duydun benim sesimi. Ben cezaevine girdiğim gün karlıcalar çoktan benim hükmümü vermişti. Beni öldüreceklerdi. Ben neyse de çocuklarımı da kıyacaklardı. Başka çarem yoktu Yasin. Başka çarem yoktu. Bana dokunma bana. Özür dilerim, yoktu başka çarem. Beni kurtarmak için canını feda eden Ersin abi, çocuklarımın hayatını kurtarsın istedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Yürü gidiyoruz. Yasin. Yürü gidiyoruz. Yasin bırak. Olsun. Nereye bırak beni? Boş boş durmayıp bir yardım mı etseniz bana acaba?
Ya kusura bakma, ben biraz şaşırdım da. Niye şaşırdın? Ya ne bileyim, beni takip et deyince böyle daha havalı bir yere götürürsün diye düşündüm. Beğenmedin mi burayı? Yok, çok güzel. Te garip geldi yani seni böyle masayla sandalyeyle falan görmek. Aa, nedenmiş o? Yani sonuçta İstanbullusun. Hani böyle daha şaşalı, daha havalı mekanlar seversin diye düşündüm. Hı. O zaman sen de beni yanlış tanımışsın Tufan Karlıca. Hadi geçelim. Sakın sesini çıkarma. Alo, müsait miydin? Ne taraftasın? Seninle acil görüşmem lazım. Evet, hemen görüşmem lazım. Gelince anlatacağım ben sana. Ben sana şimdi bir konum gönderiyorum. Orada buluşalım. Yasin, nereye gidiyoruz? Nereye değil, kime gidiyoruz diye sorman lazım ama sen sormadan ben sana söyleyeyim. Gidince göreceksin. Evet bakalım, şimdi kocaman gülümsüyoruz, tamam mı? Nasıl oldu? Gayet güzel Gülender Hanım. Biraz da alttan çek. Tamam. Gülümseyin. Şimdi değişin bakalım. Hadi bir de böyle çekelim. Sen de böyle. Heh, ne yaptın Özen? Nerede kaldın İstakar? Geldim kızım işte. Ne dur ya? Ne yapacağım işte? Tamam, sen otur şimdi oraya. Otur. Oturdum böyle. Geç yavrum, sen bakayım dedenin kucağına. He? Gel bakalım. Gel. Sen de gel benim kucağıma yavrum. İstakar, gül. Somurma sakın. Gül. Yürü, gül. Sen de gül ya. Kıvırdamayın, çekiyorum. Çek toz oğlum, çek evladım. Hemen bir tane daha çekiyorum. Çok güzel. Şimdi değişelim. Oğlum benim dedesinin sonu. Yavrum sen sür. Gel benim. Sen bağırsın. Gel kuzum. Gel kuzum. Çok güzel olmuş. Evet, buradayız. Bak İstakar'ı bak. Buraya bakalım. Bu daha güzel. Aferin ya. Şimdi ne yapsa? Ben ne zaman çekileceğim? Hı? Hani o telefonda gösterdiğiniz kız vardı ya. Onun gibi. Ne gülüyorsun? Benim neyim eksiktir? Anacığım senin neyin eksik olabilir ya? Olur mu öyle şey? Heh. Kalk bakayım oradan. Gel anacığım gel. Gel bakayım gel. Benim anamın nesi eksikti ya? Kalk bakayım oradan. Kalk kızım kalk 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 kalk. Ben bir kalkayım. Kalk azasın. Otur anam. Otur benim canım anam ya. Gel bakalım prensesiz geç nenenin yanına. Gel kızım. Gel şimdi. Geç böyle. Çek anamı çek. Çek anamı. Evet, buraya bakıp gülümseydin. He bak ana bak oraya bak. Buraya bak az olsun. Ha, gülümse. Gülümse anlatacağım seni. Dur ben de geleceğim. Gel 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 gel. Ha. Sen de gel. Çek bakayım. Ben de geleyim bari. Kıskandım. Ne yapalım? Gel bari, sen de gel yanaş. Eksik kalma. Dolanayım bari. Dolan be. Her fotoğrafta var bu kadın. Çek çocuğum, çek yavrum, çek evladım. Şimdi üç, iki, bir deyince hep beraber kolot diyoruz. Kızım kolot ne diyor? Peynir işte da. La kolot deyince kolot diye böyle dudağın önüne mi çıkacaksın? Peynir diyeceksin ya. Sen üç, iki, bir diye herkes peynir diyecek. Hadi bakalım. Üç, iki, bir. Peynir! Nasıl olmuş? Oo. Kız Esma. Hey, maşallah. Kızım çok yakışmış bu renk sana maşallah. Vallahi ben de en çok bunu beğendim Hasret teyze. Ah, Esma bak şu dilini alıştır kızım. Hep Hasret Ana diyordun ya. Ay, vallahi hep unutuyorum Hasret Ana ya, kusura bakma. Ah. Cenab-ı Hak da seni Tufan'a çok yakıştırmıştı Esma. Keşke yaşasaydı da o da görseydi bugünleri. Keşke Hasret Ana. Ana. Ne oldu lan? Esma bize biraz müsaade edebilir misin? Anamla özel bir şey konuşacağız. Tabii. Hayırdır Ünal? Ne oldu gene? Otur hele otur. Ne
Ana bak bilirim. Hayırlı iştir. Gönlünde vardır. Tufan'a da istediğini yaptırmak istersin. Ama bu işi biraz daha erteleyek. Az zaman geçsin. Ünal, ben neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi bilirim. Ne oldu? O kardeşin olacak Tufan kendi konuşmaya gelemedi, seni mi gönderdi? Az zaman geçsin, vaz mı geçerim zannettiniz? Ya ana, ben de istiyorum Esma ile Tufan bir yuva kursun, mutlu olsunlar. Ama bence biraz daha zaman geçsin. O söz bugün kesilecek. Benim ağzım yandı bir kere. O ne demek ana? Sen yeşil istedin, gitti kaldı. Ne oldu? Kardeşin toprağa girdi, sen de o sandalyeye bağlandın kaldın. Senin yaptığın hatayı Tufan'ın yapmasına müsaade etmeyeceğim. O bıçakçılardan da kızından da uzak duracak. Sen böyle konuşuyorsun ama o Tufan senin arkandan işler çeviriyor. O futbolcunun satılmasını engellemiş. O Yasin burada kalmış. Sen burada böyle konuşuyorsun, orada başka işler yapıyor. Rahmetli babamı da böyle böyle hatalı işlere soktu. Sen dur. Şu söz kesilsin. Sıra bıçakçılara da gelecek. Burası bayağı güzelmiş. Değil mi? Bence de. Senin şu hayranına ne oldu? Ne hayranı? Ya vardı ya sana gizli gizli çiçek gönderen. Ha, o mu? Ne oldu? Kıskandın mı? Ya adam gibi karşına çıkmaya cesaret olmayan adamı kıskanır mıyım ben? Doğru, haklısın. Ya o şeymiş, benim uzun zamandır gelen bir müşterim var. Onun erkek kardeşiymiş. Ablasıyla konuşmuş, ablası da arada özür diledi. Ya gerçekten böyle adamlar var mı? Tufan. Hemen Ayşe. Abim için yaptığın şey benim için çok kıymetliydi. Teşekkür ederim. Anlat. Ne anlatayım? Ne bileyim. Kendinden bahset. Ya yaşananları biliyorsun işte. Ferhat ve Ünal'ın başına gelenlerden sonra babamın ayakta kalan tek oğlu bendim. İşte koskoca aşiretin bütün intikam yükünü de sırtlamak zorunda kaldım. Bu hep böyle mi olacak? Yani hep intikam peşinde mi geçecek hayatın? Yani başka türlü bir hayat yaşamak hiç aklımdan geçmemişti. Ta ki? Ya kusura bakma, açmam lazım. Tabii. Efendim ana. Tufan neredesin? Dışarıdayım ana, işlerim var. Esma'nın ailesi alınacak, unutma. Ya ana, Dilaver'e söylesene gitsin alsın. Oğlum olur mu öyle şey? Damatları olarak senin karşılaman münasiptir. Ya ben sana olur dedim mi? Ben de sana fikrini sordum mu? Ana vazgeç. Vazgeç. He, vazgeçeyim de sen de o menekşenin peşinde koştur değil mi? Neyse. Sen direkt eve gel. Ben karşılatırım onları. Geç kalma. Bir sorun yok değil mi? Yok. Yok da benim gitmem gerek Menerşe. Benim de gitmem lazım. Menerşe. Efendim?
Her şey için çok sağ ol. Ne yaptın ki? Ne yapmadın ki? Yasin, ne oldu? Neden çağırdın beni böyle alelacele? Ne oldu? Bu fotoğraf size tanıdık geldi mi? Yeşil. Her şeyi biliyor. Vay vay Ayça be. Sen neymişsin ya? Önden evimize girdin. Yeşil Hanım için uygun bir ortam hazırladın ha? Ula sizin bu yaptığınız var ya, şeytanın bile aklına gelmez be. Yasin anlıyorum, kızgınsın. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz siz. Anlasaydınız ölmüş bir insanın arkasından böyle işler çevirmezdiniz. Yapılacak başka bir şey olsaydı bunu yapmazdık. Sırf bizim içimize girebilmek için sen benim o masum kız kardeşimi Menekşe'yi kandırdın. Kim bilir ne yalanlar söyledin be ona sen. He? Benimki de laf. Benimki de laf. Ulan senin adın bile yalanmış. Senin hayatın yalanmış, hayatın. Yasin tamam anlıyorum. Ne söylersen söyle haklısın tamam. Ama o kızın hayatı söz konusuydu. Çocuklarının hayatı tehlikedeydi. Zorlanmış, tecavüze uğramış. İki tane çocuğuyla hapiste kimsesiz kalmış bir kadındı Yeşil. Ne gidecek bir kapısı, ne arkasında duracak bir ailesi, ne ona sahip çıkacak kimsesi yoktu. O mağdurdu. Kapınıza gelse, bana yardım edin dese eder miydin? Yine de bizi bu şekilde aldatmaya ne senin ne de onun hakkı var tamam mı? Bana bak. Bir daha Menekşe'ye yaklaşmayacaksın. Benim kız kardeşimin etrafında dolaşmayacaksın. Bir daha asla bizim evin kapısından bile geçmeyeceksin. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Tamam. Öyle olsun. Yürü gidiyoruz. Yasin nereye gidiyoruz? Bu işi bitireceğiz. Anneme babama her şeyi anlatacağız. Çocuklar da bıçak soy ismi taşımayacak artık. Kimlikleri de iptal ettireceğiz. Ersin'imin hatırasını temizlemiş olacağız. Yürü Yasin, gidiyoruz. Yasin çocuklara bunu geç! Yapma. Yasin bir bırak. Tamam tamam bir dur. Bak Yeşil kardeşinin hayatını kurtarmaya çalıştığı biriydi. Sen bunu kabul et ya da etme. O senin bileceğin iş. Ama Yeşil sana Ersin'in, kardeşinin emaneti. Düşün Yasin. Ersin olsa bugün ne yapardı? Bir daha benim kardeşimin adını o pis ağzına alma. Sakın. Yasin. Thank you.
Selime, bak göreyim seni. Yüzükler takıldıktan sonra kalan servisleri getirirsin. Sen hiç merak etme hanımım, her şeyi yapacağız. Tamam. Hazırladıklarını? Hepsi hazır hanımım. Hiç mahcup olmayacağız. Çayı, kahvesi, her şeyimiz hazır. Evet. Hayırdır damat? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ya daha babamın kırkı çıkmadı, söz kesiyoruz. Var mı böyle bir şey? Ya sanki düğün dernek kurduk ha. Alt tarafı bir söz kesiyoruz. Sen de hiçbir şeye şükretmiyorsun. Sen olsan düğün dernek de kurardın kesin. Dilaver. Gülsüm, getir kızım hele yüzükleri. Buyurun. Yüzük takma törenine geçebiliriz. Hadi bakalım. Kalk. Ailesi de ailen sayılır. Tufan'ım. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Öpeyim Hasret Hanım'ı. Kardeş hayırlı olsun, gel bir sarılayım. Çok şükür dualarım kabul oldu. Maşallah. Çok yakıştınız birbirinize. Öpeyim abi. Allah bir yastıkta kocasın. Sağ ol. Şöyle ailecek bir fotoğraf çekinelim de. Alem görsün. Haset edenler, düşmanlık edenler çatır çatır çatlasınlar. Bir de dikkat. Benimle mi buluştun Tufan? Yalancı. Gitmez senin gerçek yüzünü herkes öğrenecek. O Rukiye, zavallı Rukiye senin yüzünden ölmüş kocasından şüphe etti be. Rukiye her şeyi biliyor. Ne? Ne demek? Ne demek her şeyi biliyor? Nasıl her şeyi biliyor? Ben gelmeden önce her şeyi anlattım ona ben. Bayıldı. Rıza dayıyla hastaneye gittiler. Allah'ım ya, ben nasıl bir şeyin içine düştüm? Sen beni sınıyor musun?
Alo. Alo Rıza dayı. Yasin. Yeşil şimdi bana bir şeyler söyledi, doğru mu? Rukiye bayılmış, hastaneye getirdim. Ha? Peki nasıl şu an Rukiye? Rukiye iyi, Allah'a şükür. Rıza dayı. Rukiye'nin telefonunu al, benden haber bekle. Babamlarla önce bir konuşayım. Sonra hastaneye gireceğim. Yasin, bak be. Öfkeyle kalkan zararlı oldu. Ne edeceksen iyi düşün Ümit. Nerede bu? Hı? Nerede bu? Nerede? Ben bir bakayım. Müsaadenizle. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ne var? Tufan nerede? Gitti abi. Nereye gitti? Bilmiyorum abi, bir şey söylemedim. Şunu aç. Sen ya? Ne diyorsun? Of. Tutup ellerinden çıkar.
Sarsak gökler bizim, ne dar bu yer. Ne istiyorsun benden? Bitmez üzüm. Nasıl sakin olayım? Bu yabancılığa düştüm düşeli. Yerle bir yerle yok etti içimi. Bir de kış geldi. Ağladın mı sen? Sözün varmış. Yetiştir çiçeklerini. Çiçekler senindir. Hayır, görmesem, öğrenmesem. Aptal gibi. Oğlum bir dur, dur. Bekle. Dalga mı geçiyorsun ya? Çekil. Ellere inat. Ben bu çiçekleri sana aldım. Çünkü sen ne seviyorsan ben de onu sevmek istiyorum. Sen sevinirsen ben sevinirim. Sen gülersen ben gülerim. Bu ama sen üzülürsen... İşte o zaman ben kalkmıyorum. Bir de kış geldi ki yandık ah yandık. Gel benimle. Yakalım bir harman ellere inat. Bu yabancılığa düştüm düşeli. Yerle bir yerle yok etti içimi. Bir de kış geldi ki yandık ah yandık. Yakalım bir harman. Yakalım bir harman ellere birazdan her şeyi anneme, babama, herkese anlatacağım. Sonra... ondan sonra da çocukları Ersin'in nüfusundan düşüreceğiz. Anladın mı beni? Yasin, çocukları ateşe atmış olursun. O zaman karıncalar asla peşimizi bırakmaz. Ne olur içeri girdiğimizde bir şey söyleyin, kurban olayım ne olur. Ben çocuklara başka bir şey söyler öyle götürürüm, şimdi kalpleri kırılmasın. Böyle bak ne kadar güzel olmuş ya. Çok güzel. Baba, anne. Sizinle bir şey konuşmam lazım. Hayırdır hiç olmaz. Ne oldu lan? Birazdan öğrenecekleriniz için üzgünüm. Ama sizi üste de söylemek zorundayım. Menekşeme bir şey mi oldu? Dur sakin ol Gülü, dur sakin ol. Ona söyle ne oldu ya? Ne dur söylesene oğlum Allah Allah. Baba. Yeşil.
Ne oldu kızım, bir şey mi oldu ya? Bu söyleyemeyim, sen söyle bari. Ne diyor ya, Allah Allah? Dikil gidi sorgu memuru gibi tepeme. Ne diyor? Baba! Yavrum. Biz sana teşekkür etmeyi unutmuşuz. Niye? İyi ki bizim babaannemizsin. Evet, iyi ki bizim babaannemizsin. Ah benim yavrularım. Asıl ben teşekkür ederim size. Siz iyi ki benim torunlarımsınız. Güneş oldunuz, doğdunuz benim hayatıma. Bak hele sen bunlara ya. Ben de güneş istiyorum o zaman. Bana da gelsin o güneş ya. Ya Allah. Bu ne ya? Bunlar her şeyi unutturur insana ya. Sen ne diyorsun? Ya, de bakalım. Baba. Yeşil. Sen gülümü dur, sevdiğimi dur. Söz vermiştik ölümüne, sen yarimi dur. Alnımıza yazıldı yar, bu kara yazı. Söz vermiştik, tutamadık biz sözümüzü. Bedduam olsun beni hiç unutmayasın. Ölene kadar sevdim, yarsız kalasın. Unutamam artık seni, hep seviyorum. Senin için, senin için ben öleyim. Artık yeter senin için ağlamayırım.